Yani Irak, Tevrat'ın Türkçe tercümesine bakıldığında Babil'de, yani Irak'ta taş üstünde taş kalmayacak diyor. Ya bunun olması gerekiyor. Zaten de kalmadı, gördünüz. Bu 91-2003 Körfez Savaşı'nda Irak yakılıp yıkıldı. Yeşaya'nın ikinci büyük öngörüsü Mısır üzerine, yine Tevrat'ta kardeşi kardeşe düşman edeceğim diyor. Birbirine düştüler ya Mısır'da. Arap Baharı'yla o onu kırdı, o onu kırdı. Bir de Mısır diye geçiyor zaten, açıkça Mısır diye geçiyor ifade. Ve Yeşaya'nın son öfkesi Şam üzerine. Şam din açıkça geçiyor. Şam'ın Babil ve Mısır'dan öte kalır yanı olmayacaktır diyor Tevrat'ta. Bak, Şam'ın Babil ve Mısır'dan, yani Irak ve Mısır'dan öte kalır yanı olmayacaktır. Mısır'da da kardeşi kardeşi düşüreceğim diyor. Bakma, ama yıkılacaktır, onuru kırılacaktır, çok insan öldürülecektir, neredeyse taş üstünde taş kalmayacaktır. Şam'la ilgili bilgi, işte Şam kent olmaktan çıkacak, enkaz yığınına dönecek, Eroer kentleri terk edilecek, hayvan sütleri ortada yatacak, şu an öyle. Onları ürküten olmayacak, Efraim'de surlu kent kalmayacak, Şam'ın egemenliği yok olacak. Şu an oldu işte. Sağ kalan Aramların onuru, İsrail'in onuru gibi kırılacak. Yani onlara nasıl onurları kırıldıysa İsrail'in, onların da onurları kırılacak diyor. Aslında Tevrat'taki o şifre sistemi var ya, İşte Harun, Yahya çıkan, Adnan Oktay çıkan şifre sistemi, o yayınlanıyor bile. O şifre sisteminin Irak'ın, Suriye'nin, Mısır'ın yıkılışının tarihlerini çıkarıyorlar. Yani garip bir sistem. Yani işte öyle diyeyim de anlayın yani. Evet, dinliyorum.